Feyza Civelek. O doğduğunda yıl 1995'ti. Senarist Melis Civelek'in kızı olan Feyza, dizi ve film sektörünün içinde büyüdü. Bu büyülü dünyanın içinde çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirmesi onu oyunculuğa yöneltti. Tabii bunun eğitimini de aldı. Her zaman kendini geliştirmek, kendine yatırım yapmak için çaba sarf eden güzel oyuncu, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a verdiği röportajda oyunculuğa nasıl yöneldiğini şöyle anlatmıştı. 16 yaşından beri profesyonel olarak oyunculuk yapıyorum. Daha öncelerinde bazı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldıysam da adını Feriha koydum ilk ciddi deneyimim demeliyim. Annemin bu alanda çalışıyor olmasından dolayı neredeyse sektörün içinde büyüdüm sayılır. Oyunculuğu da doğal bir şekilde yürümem gereken bir yol olarak algıladım, kabul ettim ve çok sevdim. Evo Angels'a 2021'de verdiği röportajda kendisini şöyle tanıtmıştı güzel oyuncu. Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünde okuyorum. Maalesef çalıştığım ve sektörü işin sahasında öğrenmenin bana katacaklarının önemini de yadsıyamadığım için üniversite mezuniyetim uzadı. Ancak en kısa zamanda okulumu bitirmek hedeflerim arasında. Oyuncu olmak küçük yaştan beri idealimdi. Bu yüzden Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümüne girdim. Aynı zamanda yurt dışında oyunculukla ilgili çeşitli eğitimler aldım. New York Film Akademi'de uzun süre oyunculuk dersleri alarak kendimi geliştirmek için elimden geleni yaptım. Hayatta yapmak istediğim tek iş oyunculuktu. Damarlarımda bu mesleğin sevdasıyla doğdum diyebilirim. Çocukken de hedefim buydu ve seneler ilerlemesine rağmen mesleğime olan sevgim hiç eksilmedi. Oyunculuk bitmeyen bir serüven ve ben bu yolda hiç durmadan ilerlemek, keşfedebileceğim her şeyi yaşamak istiyorum. Oyuncu olmasaydım veteriner olurdum. Çünkü hayvanları ve onların insanlarla paylaştıkları karşılıksız sevgiyi bir mutluluk kaynağı olarak görüyorum. Onlara yardım etmeyi, şifa olmayı çok isterdim. Acemi Cadı, Kavak Yelleri gibi yapımlarda rol aldıktan sonra yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen Adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakterine hayat vererek Türk izleyiciler tarafından tanınır oldu. Bir başka YouTube kanalında Melisa Berkalp'e verdiği röportajda bu diziyle ilgili şunları söylemişti. İlk dizim 15 yaşındayken içinde yer almaktan çok keyif duyduğum İkonik bir proje olan Adını Feriha Koydum dizisi oldu. Bütün seyircilere öpücüklerimi gönderiyorum. Hala çok fazla takipçisi var dizinin. Adını Feriha Koydum benim ilk göz ağrım. 3 sezon boyunca yer aldım bu dizide ve bana hem set tecrübesi anlamında hem de oyunculuk anlamında çok şey kattı. O yüzden ayrı bir yeri var bende. Adını Feriha Koydum dizisinden sonra Güllerin Savaşı'nda Çiçek, Bir Umut Yeter'de Damla, Sol Yanımda Nazlım olarak çıktı karşımıza. Rol aldığı her dizide başarı çıtasını yukarıya çıkaran Civelek, şimdilerde çok konuşulan Kızılcık Şerbeti adlı dizide Nilay karakterine hayat veriyor. Senaryosunu annesi Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini ise Keçe'nin üstlendiği dizide Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Ceren Yalazoğlu, Emrah Altın Toprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Feyza Civelek, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a verdiği röportajda diziyle ilgili şunları söylemişti. Gerçekten dizimiz çok sevildi. Sezonun en iddialı, en konuşulan işi olarak görüldü. Tabii bu tüm ekibi çok mutlu ediyor. Yenilikçi ve gerçekçi olması, konulara işleyişindeki cesur yaklaşımı dizimize büyük bir başarı getirdi. Kızılcık Şerbeti her şeyden önce gerçekliğiyle diğer dizilerden ayrışıyor. Hikayeyi çok güzel ve katmanlı buluyorum. Nilay çok eğlenceli bir karakter. Aslında derinine indiğinizde içindeki büyük hüznü de görebiliyorsunuz. Kendinden maddi olarak çok daha iyi bir aileye gelin gitmekten keyif almış. Ancak ailenin muhafazakar yapısı içinde kısılıp kalmış. Eltisi Doğa ile çatışmasının en büyük nedeni Doğa'nın hamile olması. Çünkü Nilay bu ailede kalıcı olabilmek için çocuk doğurması gerektiğini bilecek kadar akıllı biri. Senaryosunu annesinin yazdığı dizide çalışması da onun için büyük bir şans aslında. Annesi ona güzel bir yol açmış, o da aldığı eğitimler ve gösterdiği büyük çabayla yükseliyor.
Ama bunun torpilini hiç kullanmadı. Daha önce de annesiyle birlikte çalışan Feyza Civelek o yapımlarda bile kadroya audition'la giriyordu. Bunun sebebi adaletsizlik olmasını istememesiydi. Audition'a girmesi için annesi yardım ediyordu. Ama audition'ı kendisi geçiyordu. Annesi bir kapı açmıştı ama basamaklardan kendisi ilerliyordu. Habertürk'e verdiği röportajda şunları söylemişti genç yıldız. Annemle bundan önce de bir iki projede çalıştık. İkimiz de yaptığımız işe saygılı olduğumuzdan asla profesyonelliğimizi elden bırakmadık. Ben farklı senaristlerle çalışabileceğim gibi uygun bir rol olduğunda annemin yazdığı dizide de oynayabilirim diye düşünmekteyim. Arada bir ilham perilerim gelince şiir yazıyorum. Yani benimkisi biraz amatörce. Yine de küçüklüğümden beri kendimi en iyi şiirlerimle ifade ediyorum diye düşünmekteyim. Ama dizi senaristliği konusunda bugüne kadar hiçbir girişimim olmadı. Her yeni proje yeni bir heyecandı elbette. Adını Feriha koyduğumdan sonra tanınır olsa da en büyük çıkışını Kızılcık Şerbeti ile yaşadı. Bundan sonraki projelerinde daha da başarılı olacağı düşünülen yetenekli oyuncu, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a verdiği röportajda "Şimdiye kadar rol aldığınız projelere bakacak olursak, siz performansınızı nasıl değerlendirirsiniz, ileride kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap vermişti. Can verdiğim karakterleri hep içimde özümsemeye çalışırım. Umarım da doğru bir şekilde yorumluyorumdur. İnsanın kendi performansını değerlendirebilmesi ne kadar doğru bilmem. Ama bildiğim bir şey var ki o da ömrüm boyunca oyunculuk yapmak istememdir. Dönem dönem kilo problemi yaşayan Feyza Civelek büyük bir azimle 2,5 ayda 78 kilodan 57 kiloya düştü. Sanıldığı gibi bir mide ameliyatı olmadı ama sıkı bir diyet ve sporla istediği görünüme kavuştu. O dönemlerde Sol Yanım dizisi için zayıfladığı yazılmıştı magazin sayfalarında. Aslında Civelek zaten zayıflamak istiyordu. Bunu hem daha sağlıklı olmak hem de daha güzel görünmek için istiyordu. Ama böyle bir dizi teklifi gelince süreci hızlandırmıştı. 21 kiloyu nasıl verdiğini Habertürk'e verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. "Pandemi döneminde çok fazla kilo aldım ve bundan dolayı çok mutsuz oldum. Sıkı bir diyet eşliğinde sporu da hayatıma katarak bu sorunuma bir dur dedim. Bence her şey insanın kafasında bitiyor. Eğer gerçekten istiyorsan emek veriyorsun ve başarıyorsun. Açım diye ağladığım birkaç gecem oldu ama dediğim gibi ben 80 kiloyla hayatıma devam etmeyeceğimi kafama koymuştum." Feyza Civelek geçtiğimiz haftalarda Etiler'de görüntülendi. Bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Civelek basın mensuplarıyla sohbet etti. "Bir sinema projesi için 15 kilo alır mısınız?" sorusuna "Şu an düşünmem. Kilo vermek zor, ayrıca emek istiyor ve ben şu an tadını çıkarıyorum. İleride neden olmasın? Rol için her şey yapılır." diyerek kahkaha attı. Daha önce yeni rolü için uzun zamandır çalıştığını söyleyen Feyza Civelek, "Her role girebilirim ama kötü karakteri oynamayı seviyorum. Nilay da sinsi ve ortalığı karıştıracak bir karakter olacak." demişti. Öte yandan her gün mutlaka bir saat yürüdüğünü vurgulayan ünlü oyuncu, "Yeniden kilo almaktan korkuyorum ve kendime dikkat ediyorum. Un, şeker ve hamurun tadını unuttum." şeklinde konuşmuştu. Civelek, "İstemek başarmanın yarısıdır. Mide ameliyatı geçirmedim. Sporla zayıfladım. Görenler başta tanıyamıyor, sonra bakan bir daha bakıyor. Ondan da gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bir Dakika adlı YouTube kanalında Gel de Anlat adlı programa verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla da çok konuşulan Civelek, "Hiç aldatıldın mı?" sorusuna şöyle yanıt vermişti. "Hayır, bundan da eminim. Aldatmadım da, aldatılmadım da. Bana göre bir insanın sadakati asaletidir. Ben nasıl kaliteli bir kadınsam yanımdaki erkek de o kadar asil olmalı." Aynı programda "Egolu insana tahammülüm yok. Şişirilmiş insanları balon gibi patlatasım geliyor. Tabii ki para önemlidir ama benim için paradan ziyade kalite önemlidir. Kalitesiz insana tahammülüm yok. Çoğu insan bana amaçsız geliyor, cahil geliyor." demişti. Biz de güzel oyuncuya hayatının geri kalanında mutluluk diliyoruz.